Buyurun başkanım. Hayırlı olsun. Sağ olun. Başkanım bu tarafa doğru. Evet, teşekkür ederiz. Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. Hepimiz için hayırlısı olsun. Vatandaşlık görevimizi yapmaya geldik. Onu ifa ettik. Bütün vatandaşlarımız da sandıklara bekliyoruz. Bu hepimizin esasında boynumuzun borcu. Yarınlara dönük kendi kararlarımızı alabileceğimiz, kendi geleceğimizi şekillendirebileceğimiz ortam burası. Dolayısıyla hepimiz sandıklara gelmemiz lazım. Tabii siyasi tablo hepimizin malumu. Esasında belki de şu anda seçime giren iki cumhurbaşkanı adayımızın da ve bu seçim döneminde boy gösteren hemen hemen bütün siyasetçilerimizin belki de jübile seçimiydi. Türkiye'de gençlerin söz sahibi olduğu, gençlerin kendi geleceklerini yönlendirdiği, yönettiği bir sürece Türkiye artık hazır ve başlamış durumdadır. Biz bunun sinyallerini, işaretlerini seçim sürecinde olsun, daha önceki süreçlerde olsun toplumumuzdan çok fazlasıyla aldık, gördük, gözlemledik. Dolayısıyla bu seçimin hepimize hayırlar getirmesini diliyoruz, umuyoruz. Umuyoruz ki öyle olacaktır. Türkiye zaten hali hazırda bir değişim istiyor. Ama bundan sonraki süreçte de artık dediğim gibi gençlerin, yeni nesillerin, daha çağdaş nesillerin Türkiye'de söz sahibi olduğu bir döneme giriyoruz diyebiliriz. Bunun yanı sıra hepimiz için olmazsa olmaz, hepimizin emniyeti, hepimizin gelecek kaygılarını ortadan kaldıracak şey bütün ülke esasında, bütün vatandaşlarımızın birlik ve beraberliği ve kardeşliği. Hiçbir gerilime, hiçbir kavgaya mahal vermeden bu süreçleri birlikte, beraberlikle, kardeşlikle geçirebilirsek hepimiz için hayırlı olacaktır. Nitekim sonuç olarak şöyle bir gerçeklik var ki siyaset yukarıda yapılır, kavgalar oluşturulabilir ama vatandaş hep kardeştir. Orada ezilen hep vatandaş olabilir. Bunlara hiçbirimizin tenezzül etmesine gerek yok. Günün sonunda bu ülke hepimizin ülkesi ve hepimiz bu ülke kazansın diye mücadele ediyoruz. Ülkenin kazanması için mücadele ettiğimiz ortamda da hayır dilemekten başka elimizden bir şey gelmeyecektir diyorum. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz başkanım. Evet, hayırlı olsun. Buradaki kentsel dönüşümü ransal boyutuyla insanlar burada biz kaybettik. Bu dediğiniz kentsel dönüşümle ilgili kentsel dönüşümü aslında ransal bir gelir kapısına getirme noktasında büyük bir problem var. Buna itiraz edince de depreme örnek gösterip kentsel dönüşüme engel oldunuz diyorlar. Halbuki biz kentsel dönüşüme hiç kimsenin itirazı yok. Biz bu ülkede olması gereken, düzeltilmesi gereken bir problemdir. Ama siz kentsel dönüşüm adı altında insanlara bir soygun kapısı açıyorsanız bu doğru değildir. Bu yanlış bir düzendir. Bununla ilgili bütün detayları misafir edelim, dinleyelim ve şey yapalım. Hemen şeyi vereyim, yarın ama yok. Bence eve geçince atarım.